Bu süredir Türkiye'de kalkınmadan, gerçek bir büyümeden, istihdamdan söz etmek zaten mümkün değildi. Yaklaşık 6 milyon kişi işsiz. Enflasyon çift hanelerde sabitlendi, %11,2. Herhalde bu gerçekler yeterince biliniyor ki dinleme ihtiyacı da duyulmuyor. Her üç gençten birisi ne okulda ne çalışıyor. Varsa yoksa sarayın ekonomisi, varsa yoksa sarayın siyaseti. Ekonominin gümbür gümbür çöktüğünü, büyük bir yoksulluğun, umutsuzluğun ve istikrarsızlığın var olduğunu her hatırlattığımızda iktidardan hep aynı hikayeyi duyduk. O da şuydu, merak etmeyin bütçe sağlam, mali disiplinden hiç vazgeçmiyoruz deniyordu. Şimdi o mali disiplinin de var olan son kırıntılarını ortadan kaldıracak bütün adımlar atılıyor. Üretmeye değil, asla böyle bir dert yok. Birilerini beslemeye dayanan bir saray rant ekonomisi var ve hazıra daha dayanmaz misali doğal olarak bütçe dengeleri de bozuluyor. Şimdi yine bir kez daha saray kendi yarattığı bu ekonomik maliyetleri kendi üzerine almak yerine yine 80 milyonun sırtına yüklüyor. Yani iki önemli mesele var. Bir tanesi saray rejimi demokrasiyi ve hukuku yok ettikçe ekonomi çöküyor. İkincisi ekonomi çökerken açık bir sınıfsal siyasi tercih yapılıyor ve kısıtlı kaynaklar emekçinin cebinden alınıyor, yandaş sermayenin cebine konuyor. O torba yasa yine sarayı kurtarmak uğruna 80 milyonu yok ediyor. Bir yandan meclisi hiçe sayan hukuksuz bir torba yasayla ek borçlanma yetkisi talep ediliyor. 2000'lerin başında bu ülkeye mali disiplini getirmiş olan yasal düzenlemeler tamamen ortadan kaldırılıyor. 80 milyonun vergisiyle toplanmış olan hazinenin bütçesinden döndünüz 53 milyara aşan bir borçlanma yarattınız. Yetmedi, 37 milyar daha borç yaratmak istiyorsunuz. Üstelik bunu yakarken yine yasayı, yine meclisi yok sayıyorsunuz. 2000'lerin başında kurumsal reformlarla Merkez Bankası bağımsızlığı verilmişti. Bugün Merkez Bankası bağımsızlığını zaten ortadan kaldırdınız. Şimdi Merkez Bankası'nın denetim kurulunu da kapatıyorsunuz. Çünkü bütün derdiniz kuralsız, denetimsiz iş yapmak. 3. Kendi yandaşlarınıza kaynak aktarmak adına varlık fonu denen bir ipotek fonu kurmuştunuz. Bir paralel hazine olduğunu söylemiştik. Şimdi o paralel hazine 80 milyonun vergisiyle oluşturulmuş olan gerçek hazineye resmen el koymak için yetki istiyor. 4. Zaten perişan olan vatandaşın cebine yeni vergilerle bir kez daha el atıyorsunuz. Bir kez daha perişan etmek için adım atıyorsunuz. Motorlu taşıt vergisinden bakanınızın bile bilmediği oranda bir artış söylüyorsunuz. Dar ve orta gelirli memurun, işçinin vergisini arttırıyorsunuz. Ve bunlar da yetmiyormuş gibi dar ve orta gelirli sınıfın özgürlük peşinde olan gençlerinin kullandığı internete yeni vergiler getiriyorsunuz. 5. Kurduğunuz keyfi düzeni kalıcılaştıracak nice değişiklik yapıyorsunuz. Hepimizin ortak tarihi olan Saracoğlu Mahallesi'ni satıyorsunuz. Kişisel verilerimizi işleyip paylaşma cüreti gösteriyorsunuz. Bu liste de uzun. Ekonomi keyfiyet kaldırmaz. Ekonomi kuralsızlıkla yönetilmez. Ekonomi kurumsal yapılar çökerse olduğu gibi çöker. Saray rejimi kendi varlığını sürdürmek için kendi yandaşlarının çarkını döndürmek zorunda hissediyor. Peki nasıl dönecek bu çark? Emekçinin cebine el atarak döndüreceğinizi düşünüyorsunuz. Tercihiniz açık. Emekçiden, emekliden, esnaftan, çiftçiden, ekmekten yana değil, kendinizi ayakta tutmak için ihtiyaç duyduğunuz yandaş sermayeden yanasınız. Keyfiyetle, kuralsızlıkla ekonomi yürümez. Demokrasi yoksa istikrar gelmez. İstikrar yoksa güven oluşmaz. Güven yoksa kalkınma 80 milyon için olmaz. Tam da bu nedenle özgürlük, demokrasi, laiklik mücadelesini, eşitlik ve emek mücadelesinin merkezine koymaya devam edeceğiz. Ve biz halkla omuz omuza mutlaka bu kurduğunuz düzeni değiştireceğiz. Teşekkür ediyorum.